Evet, herkese yeniden merhabalar. Bir önceki sıkıcı ve assembly dersimizden sonra bir miktar daha hafif, bana göre tabii sıkıcı, başkasına göre aslında çok da gerekli olan konular olabilir. Ama bana göre sıkıcı. Ben sevmiyorum bu konuları. Çok fazla işin içinde matematik yok, algoritma yok, şu yok, bu yok. O yüzden sıkıcı geliyor. Sadece HTML var. Evet, öncelikle ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Bir projemizi tekrar başlatalım. Çalışsın. Sayfamıza bakalım. Sayfamız bu. Şimdi bizim router dediğimiz olay vardı. İşte buradan mesela hangi sayfada hangi ekran gelecek diye. Biz bunu yapmıştık. Mesela buraya şöyle bir şey yaptığımız zaman mesela unknown sayfası geliyor falan. Bunlarda sıkıntı yok. Ama olay şu. Mesela bu ana sayfada ne olacak? Bizim ana sayfamızda Canvas için düzenlediğimiz bir yer olacak. Mesela öncelikle bunu bir düzenleyelim. Daha sonra login kısmına geçeceğiz. Sign-in kısmını ise sileceğiz. Ben kullanmayacağım. Sadece örnek olarak yapmıştım bunu. Sign-in olmasın şimdilik. Çünkü backend olayına biz girmiyoruz. Login kısmında bir miktar sanki backend varmış gibi ama aslında yok. Backend'ı kullanmadan bir şeyler yapacağız. Öncelikle bu ana sayfayı düzenleyelim. Tekrar buraya gelecek olursak, burası bizim HTML'imizin başladığı noktaydı. Burada biraz daha kullandığımız kütüphanenin nesnelerini tanımamızda fayda var. Nesne demeyelim de struct ya da yapılar, artık her neyse. Raw HTML dediğimiz bu nesne bize ne yapıyor? İşte gerçek bir HTML oluşturuyor. Özel değil de bildiğimiz HTML'i elle yazıyormuşuz gibi bununla da yazabiliyoruz. İşte mesela nedir? Yeni bir tane HTML etiketi oluşturuyoruz. Div etiketi. İşte ona style özelliğini ekleyebiliyoruz. Ve onun içine de burada child ile mesela nesneler ekliyoruz. Mesela header bizim başlığımızdı. Başlığımızda mesela neler vardı? İşte iki tane, bir sağ tarafta bir sol tarafta menülerimiz vardı bizim. Biz bunları ekledik. Yine bakın header'da Raw HTML nesnesini kullanmışız. Nav etiketi, buna nav klası, attributes ile mesela HTML'i bilenler bilir. Attributes eklemek için ATTR metodunu kullanıyoruz. Child ise bizim bu oluşturduğumuz nesneye, artık Raw HTML için oluşturduğumuz nesne etiket hangisi ise onun içerisine oluşturacağımız nesnelerdir. Bakın child içinde child içinde child diye böyle böyle gidiyor. Bunları oluşturduktan sonra bir de ne yaptık? Biz sayfalama yaptık. Sayfalama için öncelikle ben burayı kopyaladım aslında. Neden kopyaladım? Çünkü hala çok da hazır bir şeyimiz yok. Kütüphanenin, framework'ün kendi araçları pek fazla yok. Ama yine de yapmış adam. Burada işte geçmişe adresler eklemiş falan filan mesela. Şuradan bakarsak, bakın burada mesela geriye eklemeler var. Bunlar mesela burada yapılmış. Şununla yapılmış. Mesela tıklandığı zaman, bir öncekine gittiği zaman ne olsun? İşte şuraya gitsin gibisinden yapılmış. Burada ise mesela root'un ne olduğunu tespit etmeye çalışıyor. O da neydi? İşte root login ise, tabii login olduğunu nereden anlıyor? Buradan anlıyor. Login adresi varsa mesela şurası. Şundan sonraki kısımdan bahsediyor aslında. Login ise root login oluyor. Burada henüz sayfaya girmemişiz mesela. Burada root login oluyor. Sign in dediğimiz zaman sign in oluyor. Ya da hiçbir şey yoksa root home, mesela ben burada page home yapmışım. Page sign in, page login yapmışım. Bunu da hep router'lardan elde ettiğim bilgilerle yapıyorum. Buraya geldiğimizde bu defa İşte mesela kullanıcı bilgisini buradan kontrol ediyorum. Burada sayfa bilgisini kontrol ediyorum ya da değiştirebiliyorum. Gerçi sayfa bilgisini buradan değiştiriyorum. Buradan da değiştirebilirdim aslında. Niyeyse set neck. Burada mesela ben bilmedim. Şu an bir bu var. Neden burada set neck kullanılmış? Normalde set dese set de değiştirir ama burada set neck kullanmış. Bu kısmı şimdilik bakmadığım için, çok detaylı bakmadığım için es geçiyorum. Bunun için aslında nereye bakmam lazım? Pictures.
Signals. Burada olması lazımdı. Tabii niye ise Rust diyelim. Burada mesela anlatmış aslında. Bakalım set neck var mı? Burada yok. O zaman bu set neck nereden geliyor? Neyse çok detaylı oralara girmiyorum. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Set page id her defasında page'i yani sayfayı değiştiriyor. O da buradan. Bakın burada çağırıyoruz. Her defasında set page id metodunu, fonksiyonunu daha doğrusu. O da buna göre işte page'i değiştiriyor. Tabii bunun için hepsinden önemli kısmı şuydu. Diğer videonun sonunda da zaten bunu fark etmiştik. Start'ın içerisine router'ı yani şuradaki fonksiyonu ekliyoruz, çalıştırıyoruz. Yani ilk etapta router devreye girecek ki kontrolü ele alabilsin. Buradaki mesela adres değişikliklerini alabilsin. Neyse şimdi biz geldik, sayfamızı oluşturduk, header'ımızı oluşturduk ama header'ımızda mesela write menüye baktığımız zaman neler var? Login var, sign in var. Sign in'i bir kaldıralım. Page'den de aslında bunu bir router'dan da sign in kısmını kaldıralım. Bizde sadece login olsun. Şuradan da bunu kaldıralım. Ondan sonra page'den de kaldıralım. Tamam. Daha sonra başka var mı? Page kısmında ne var? Sign in var mesela. Burayı da kaldıralım. Tamam. Şimdi header'da öncelikle Write menüde biz iki tane kullanmıştık. Bunu silelim sign in'i. Bana lazım değil bu. Sildik. Login kısmında aslında burada to login yerine ben router'ı da ekleyebilirim de şimdilik sadece böyle elle yapmış oldum. Burada bizim child içerisine eklediğimiz link kısmı biraz kafa karıştırıcı. Diğer derste pek fazla buna eğilemedim. Bizim bu kullandığımız frontend kütüphanesi her kütüphane söylediğimde aslında kütüphanedir. Yani kütüphane frameworkleri de kapsar bana göre her neyse kavga çıkmaz. Buradaki veri yapımız şu aslında link oluşturuyor yani ağ etiketini oluşturuyor. Biz burada div'in içerisine navbar end'in içerisine bir tane link eklemişiz. Nedir işte ne yazılsın labeli ne olsun login olsun to yani hangi adrese gitsin login'e gitsin. Önemli olan kısmı şuydu. Bunu çünkü ben anlamakta biraz zorlandım. Onun da sebebi şu. Mesela raw HTML dediğim zaman burada ATTR ile klasını ben kendim belirleyebiliyordum. Bulma klasını ekleyebiliyordum. Ama bu link nesnesi biraz daha özelleştirilmiş bir nesne. Dolayısıyla ben istediğim etiketi buna kendim veremiyordum. Tabii bunu geliştiriciye sordum. Geliştirici dedi ki işte update raw L diyorsun. Buradan update raw L bir closure alıyor. O closure'da bir tane de değer yani argüman var. Raw argümanı. Bu raw argümanı aslında raw HTML argümanı nesnesi. Raw HTML nesnesini ben elde ettikten sonra burada mesela raw attr class navbar item diyebiliyorum buna. Velhasıl kelam burada aslında görüntünün bakın burada bulmaya göre düzenlenmesinin sebebi o. Evet bu arada bunlar da gitti. Neyse. Şimdi tekrar gelelim. Nereye? Login kısmını birazdan yapacağız. Öncelikle nereye yapalım? Home kısmını yapalım. Mesela biz buraya sayfalarımızı oluşturmak için bir sayfa oluşturalım. Ne diyelim biz buna? Başka ge. Pages. Pages'ın içerisine home tabii önce bir pages yazalım. Bunu gerçi buraya değil. Buradan silelim. Bunun içerisine ekleyelim. Home diyelim buna. Tabii bu şu anda bizim ağaçta yok. Nerede yok yani? Bizim projemizin herhangi bir yerinde işaret edilmemiş. Import etmemiz lazım. O yüzden geliyorum. Pardon. Şuraya yazıyorum. Pages.
Pages'ı yazdım. Geliyorum bunu mail mi? Nerede? Aa bu backend ya. Bu backend pardon bunları siliyorum. Bunların hepsini siliyoruz. Silelim. Burası backend. Backend'da bizim işimiz yok. Frontend'de bizim işimiz var. Frontend burada dediğim bir patch kit oluşturalım. Buna pages diyelim. Pages'a ekledik. Tabii bu pages hala dediğim gibi bizim modülümüze eklenmiş değil. O yüzden ağacımıza eklemek için geliyorum. Buraya bir tane de pages dosyası oluşturuyorum. Bunu library'e ekliyorum. Daha sonra mesela ben buradaki mesela home veya işte login sayfalarımız olsun. Ben bunları projeme eklemek için sadece buraya geliyorum ve diyorum ki mod home ya da niye olmadı ya? Pages. Niye ya? Pardon bu burası değil. Login'e değil. Pages'e yazıyoruz. Mod home. Mod login. Mesela ben ne yaptım? Buradaki iki sayfayı da projeye eklemiş oldum. Şimdi home sayfasını ekledik ve geldik buraya. Ben diyorum ki pub birinci fonksiyonumuz dışarıdan çağrılacağı için public olması lazım. Pub fn ne olsun? Home olsun. Bu bir ne verecek bana? IMPL element verecek. Yani bir HTML elementi verecek. Bizim kütüphanenin çalışma şeklinden dolayı. Tabi bunu da import edelim. Zoom element diye import ettik. Aslında bunu böyle evet böylesi daha iyi. Her neyse. Şimdi biz buraya mesela geldik. Bu defa bunu değil. Neyi ekliyoruz? Home. Home fonksiyonunu istedik. Tabi home burada henüz tanımlı değil. Gerçi hata vermedi ama. Use Krate Pages on home. Tabi bu biraz fazla oldu. Neden bunu göstermiyor? Çünkü bunu pub yapmadık. Pub mod yaptık. Buraya da mesela bunu olduğu gibi yazmasın da şöyle yapsın import edelim. Bunu şuraya import etsin. Ha. Şöyle yapalım daha iyi. Çünkü login'i de ekleyeceğiz buna ya. Login tabi mod değil, public değil. Onu da public yapalım. Yaptık. Niye böyle ya? Evet. Şimdi burası bitti. Burayı kapatıyorum. Router'la da bir işimiz şimdilik yok. Burayı da kapatıyorum. Şimdi biz geliyoruz buraya. Bizim ana sayfamızda yani şurada şu sayfada neler olacağını buradan belirtiyoruz. Benim niyetim şimdi şu. Burada bir canvas oluşturmak. Canvas burayı kapsayacak. Bir tamamını kapsayacak. Sadece şurada bir toolbar için bir tane column oluşturacağız. Bunu bulma ile yapmak gayet güzel, rahat. Dav HTML yazıyorum. Div. İşte div. Geliyorum buraya. ATT class ne olsun? Columns. Tabi bunları da zoom'u aslında raw. Geldik buraya da child dedik. Geliyorum buraya bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Bakın bu fonksiyonun mesela public olmasına gerek yok. Canvas. Canvas için bizim biraz daha yardıma ihtiyacımız var. Geliyoruz buraya. Munzun. Canvas. Canvas example'ına bakalım. Ben kendim yapmıştım ama bu niye böyle ya?
Yuh. Ne oluyor ya? Bu ne kadar zor bunu bulmak ya. Evet, burada mesela examples'a geliyoruz. Canvas. Content. Buradan bakalım. Canvas etiketi HTML canvas oluşturması lazım. Heh, tamam. Tamam, bunu kullanacağız. Bu bir. İkincisi. Şu mesela biraz önemli kısmı ama bunu canvas konusuyla ele alacağız. Biz şimdilik canvas konusunu ele almıyoruz. Başka. Canvas nerede? Heh, o da basitmiş ya. Gerek yokmuş yani. Tamam. IMP ile yine element diyoruz. Tamam, buraya canvas etiketini ekliyoruz. Canvas new. Daha sonra bunun width ve height özelliği, mesela width ne olsun? Screen, yani ekranın tamamını mı kullansın yoksa bir kısmını mı kullansın? Ben bunu ne yapmıştım ya? Bir bakalım ben bunu ne yapmışım. Burada aslında var. Kopya buradan çekebiliyoruz. Daha önce yaptım. Ben burada Canvas'ın özelliklerini 1200'e 800 yapmışım ama bu benim kendi ekranıma göre verdiğim bir değer aslında. Daha sonra ben bunu değiştirmem lazımdı. Yani otomatik ekran boyutu neyse ona göre yapması lazımdı ama biz yine de aynı şekilde yapalım. Biz yine buraya gelelim. Width 1200, height 800. Başka ne var? Başka yok. Evet, başka yok. Yine buradan bakayım emin olmak için. Şimdilik başka yok. Şimdilik. Bu bizim birinci child'ımız. Canvas. Bir tane de toolbox ekleyeceğiz. Child toolbox olsun. Bunlar daha sonra bize lazım olacak. Geliyorum, bunun aynısını alıyorum ama bu defa şöyle. Tabi burada bir yanlışlık yaptık. Neden yanlışlık yaptık? HTML bazında yanlışlık yaptık. O da şu. Buraya raw HTML diyelim. New div attributes class neydi? Column. Tabi bu bulma ile alakalı bir şey. Is 2 diyorum. Yani bütün bir ekranın şu tamamının düşünün. Tabi columns olarak düşünürseniz. Mesela bizim columns bunun tamamını almış. Ben iki parçayı toolbox'a veriyorum. 10 parçayı canvas'a veriyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabi bunun için öncelikle canvas'ı da neyin içine almam lazım? Raw HTML'in içerisine almam lazım. Raw HTML new div attributes class, bunun da column is t child gibi. Bakalım. Baya bir nerede hata? Want to be type of zoom elements. Match arms have incompatible types. Tamam, onun da sebebi şu. Burada bizim mesela home'da şunu çağırıyoruz. Şu fonksiyonu çağırıyoruz. Yani demek istediği şey şu. Fonksiyon element return edecek. Ama her ne kadar bu da bir elementse de veyahut bu da bir elementse de, burası mesela benim ilk etapta kafamı çok karıştırıyordu. İkisinin opak türü aynı değil. Bu kısmı tam anlayamıyorum ama kısaca şöyle, yani tam anlamıyorum derken size anlatmakta zorlanıyorum. Bu mesela bir label elementi oluşturuyor ama bu bir raw HTML elementi oluşturuyor. Mesela buraya baktığınız zaman bu bir raw HTML fakat
Bu ise login ise label elementi oluşturuyor. Haliyle buradaki element aynı element olmuyor. Yani düşünün, şöyle düşünün. Bir hayvan olarak, bir nesne olarak hayvan return ediyorsunuz ama işte birinde kedi, birinde köpek return ediyorsunuz. Fonksiyon, yani Rust burada diyor ki tamam ikisi de hayvan ama türleri değişik. O yüzden ikisinin de türünü aynı yap. O yüzden ben geliyorum buraya into raw element dediğim zaman bu da raw element oluyor. Bu da raw element. Tabi burası bu defa kaldı. Allah. Bir de burayı yapalım. Into raw elements. Yine mi? Bu biraz can sıkıcı aslında. Into raw element yaptığımız zaman her ikisinin de raw HTML nesnesine dönüştürülmesi gerekirdi. Fakat niyeyse bu raw HTML olmasına rağmen buna da into raw element deyip hepsini aynı element türüne çevirmiş oldum. Çalıştı ama dediğim gibi, yani bu mesela zaten raw HTML'di. Buradan görüyoruz, yani raw HTML. Dolayısıyla hata vermemesi lazım. Bunu eklememe gerek yoktu. Bunlar evet labeldi. Bunu into raw elemente çevirdik ama muhtemelen buradaki home her ne kadar element olarak görünse de return edilen değere bakmadan bu raw el elementi olarak kabul ediyor şuradaki, ya da el elementi var bir tane de. Şöyle bir şey de var. Muhtemelen bunlardan biri olarak kabul ediyor. O yüzden hepsini into raw element diyoruz. Hepsinin türünü bir yapıyoruz. Şimdi mesela bakalım, burada tabi oldu aslında ama burada görünmüyor. Ben o yüzden mesela buraya geliyorum. Buraya bir tane de child ekleyeyim. Yazı yazalım. Toolbox. Bakın mesela burada toolbox. Toolbox buraya geldi. Ama benim istediğim şey aslında tamamını almaktı. Benim ekran 1900'lük bir ekran. Bits 1800 yapalım bunu. Burası da evet 1800'de 800 olsun. Bakalım Toolbox biraz daha bu tarafa geldi. Burası biraz tasarımla ilgili. Benim niyetim aslında şu. Grafik programları gibi ekranın tamamını mesela animasyona çevirmek istiyorum. Ben burayının tamamını kullansın istiyorum. Burası tabi şu anda Canvas. Burası da Toolbox alanı olacak. Şimdilik Canvas'a geçmediğimiz için burayı yapmayacağız. Bunu yaptıktan sonra bu defa gelelim mesela login sayfasını da yapalım. Buradakilerin aynısını alalım. Login'e kopyalayalım. Daha sonra buraya gelelim. Buraya da home değil, login home. Tamam. Login sayfasındaki home fonksiyonu. Tabi bu defa bizimkisi biraz farklı olacak. Ne olacak? Aslında biraz işte input kutusu, işte efendime söyleyeyim buton kutusu falan filan. Bunun için ben uzun uzun fonksiyon yazmak yerine benim bir tane örnek kodlarım var. Burada login kısmı burada. Biraz buradan alacağım. HTML kısmını tabi buradan alıyorum. Nerede bizim bu HTML kısmımız? Baya uzun olduğu için aslında kendim girmek istemiyorum. Yoksa nereden itibaren alıyoruz? Columns'ın içerisinde şu. Ha şu. Şunun tamamını alıyoruz. Aşağıdan alsam daha iyi olacak. Başlıyorum mesela. Şunların tamamını alalım. Geldik. Login kısmına gelelim. Columns. Login. Login. Forms. Login form.
Burayı silelim. Burası bana lazım değil. Burası da tamam. Canvas yok. Burası login form olsun. Form. Ve bunları tek bir nesnenin içerisine nasıl ekleyebiliriz? Tek bir nesne değil çünkü. Evet, tek bir nesneymiş, tamam. Bunların hepsini bir import edelim. İmport edelim bunları. Niyeyse bunları çok fazla ya. Bunları ben oluşturacağım. Placeholder yok. Burayı ben oluşturuyorum. Input type text, bunları import ediyoruz. Burada size tavsiyem yani bir tane editör kullanmanız. Yoksa tek başınıza bunlarla uğraşmak biraz yorucu olabilir. Her neyse, şimdilik burayı iptal edelim. Fonksiyonu çünkü biz kendimiz oluşturacağız. Always true. Şu şunu aslında bir başta kullanıyoruz. Şöyle kullansak yeter. Evet, böyleymiş. Bakalım. Tamam. Şimdi hata veriyor. Vermem. Ana, gene hata vermiş. Ha, tamam. Şu on presleri şimdilik kaldıralım. Nerede var? On change. Başka? Başka yok. Tamam. Bunları çünkü birazdan yazacağız. Yazdığımız zaman oraları açacağız. Bakalım. Login'e gelelim. Aa, küçücük bir alan kalmış ona. Neden? Column box. Biz formu bunun içerisine yerleştirmişiz. Is offset one falan filan. Neden? Column is kısmını silelim. Box'ı da silelim. Şunları da silelim. Tamamını kullansın. Ya dediğim gibi ben HTML'den gerçekten hiç haz etmiyorum. Şimdilik şu kadarlık bir alan kullanmışız aslında. Niye bu kadar küçük bir alan kullanmışız? Onu da çözemiyorum. Yani bu kadar küçük olmaması lazım. Column is full diyelim. Full width miydi? Biz 12. Hiçbir şey bunlar kadar benim canımı sıkmıyor. Yeminle söylüyorum. Neyse. Şimdilik yapacak bir şey yok. HTML olaya indirgendi mi? Benimkisi bitiyor. Her neyse, biz burada ne eklemişiz? Bakın, burada bir P elementi eklemişiz. Login yazısı, sonra alt kısmında işte bulmadan esinlenerek işte text input eklemişim. Class signal input yapmışız. Yani input klası eklemişim. On change set email. Ben burada aslında şöyle bir şey. Benim user'ım burada ne? Burada yapmıştım user'ı. Options user. User'ımız nerede? User burada. Ben user'a bir ID, bir de first name ekleyeyim. Ekledim first name'i. First name string olacak tabii. Mutable string de ekleyebilirim ama ben şimdilik sadece string yaptım. String kapıya implement edilmiş değil. Dolayısıyla set email. Heh. Şimdi benim yapmam gereken şey şu. Set email. Öncelikle statik referans
yapmam lazım. Şuradan bir tane örnek alalım mesela. User değil, set user ID diyelim. User ID ne yapacak? Herhangi bir değer üretmeyecek. Fakat gelecek let user eşittir ne get user diyeceğiz. Get user, buradaki get user, buradan kullanıcı bilgisini alacağız. Aldık diyelim. Peki buradaki kullanıcı bilgisi ne? Set user ID none ise, kullanıcı none ise ne olacak? Bizim aslında burada başka bir yöntem kullanmamız lazım. Get user. Eğer user varsa burada options user demiş. Biz daha çok şöyle bir şey yapacağız. Set user, get user. Ne diyelim biz buna? Sadece user bilgisi olsun. Aslında onu da şöyle yapabiliriz. User diyelim. Table options değil de bu defa sadece user olsun. Biraz dandik olduğunu belirteyim. User defaults. Evet. Sonra geliyorum buraya. User fonksiyonunu buraya yazıyorum. User'dan verileri çek diyorum. Daha sonra geliyorum, diyorum ki bunu tabii klonlamam lazım. Klon. Apply reference, klon. Neyse, şimdilik en basit olanı klonlayalım. Daha sonra geldik. Ne diyorum? User ID eşittir on-press login. Biz bunu nasıl yapıyorduk? On-press, on-change, set password yapıyorsun. Buradan gelen değeri buraya aktarıyorsun. Dolayısıyla set user, buradan tekrar bakmakta fayda var. Yok, şuradaydı. Name string otomatik yapıyor. Tamam, otomatik alıyormuş zaten. O yüzden gerek yok. Tekrar geliyorum buraya. ID eşittir string diyorum. ID'miz aslında HTML'deki bütün inputlar string olduğu için. ID tabi bura niye kabul etmiyor? Oops. ID parse etmemiz lazım. I32'ye parse ediyoruz. Ve unwrap diyoruz. Niye? Make user mutable. Tamam. Anladık. Şimdi daha sonra geliyoruz. Bizim burada mesela user var ya. Bu user'ı burada mesela default değeri oluşturmuştuk mesela. ID'si 0 olmuştu. String de boş bir stringti ilk etapta. Ama biz buradan mesela buradan veriyi çektik. Daha sonra ID'sini değiştirdik. Şimdi ID'sini değiştirdiğimiz bu user değerini buradaki user'a gönderiyoruz. Mutable user'a gönderiyoruz. Bunun için yapmamız gereken şey de user get, tabi burada u diyelim biz buna. İkisi birbirine karışmasın. User set ne? U. Burada hala ne hata veriyor? Set email. Set email. Nerede set email ya? Aha. Set email değil. Set user ID. Tamam. Bakalım.
Bu defa çalıştı mı? Bu defa nerede hata var? Not found in this scope. Nasıl yok ya? Ha, şuna gerek yok. Tamam. Allah Allah. Güzel bir set marker. Bu statik referans burada niye işe yaramadı? Statik referans. User'da copy'yi kullanamıyoruz. Yine ben bunu daha önce yapmıştık. Çalışıyordu. Bu table user. Ben bunları şöyle mi yapsak? Tamam dur. Onu şöyle yapalım o zaman. Bunların hepsini iptal edelim. Şunu iptal edelim. Buraya gelelim. User ID. Bunun sebebi şu. Static mutable değeri string mesela özel bir yapı olduğu için, primitif bir type olmadığı için buna implement edilmemiş. O yüzden mesela bizim user üzerinde statik referans kullanmamıza izin vermiyor. Yani şunu kullanmamıza izin vermiyor. Bu diyor ki ben herhangi bir şeyi kullanabilmem için o yapının, mesela buradaki user yapısının copy özelliğinin olması lazım. Ama şimdi copy özelliğine geldiğimiz zaman copy string için implement edilmemiş. String için implement edilmediği için user'da copy'ye implement edilmiyor. Haliyle bunlar birbirine implement edilmediği için bu static referans da, bu future signals'ın mutable'ı da dırdır ediyor. Haliyle bakın buradaki copy oradan geliyor. Dolayısıyla ben de geldim, tamam dedim. Sen madem öyle, o zaman biz şöyle yapalım. i32 static new 0. Tamam. Set user ID'ye geldim. Buradan diyorum ki user ID'yi al, klonla ID'yi parse et, ona gönder. Tamam, yaptık. Set u'ya gerek yok şimdilik. Tamam. Ne yaptık biz burada? Mesela user ID'si ilk başlangıçta 0 olacak. Fakat biz burada mesela şurada bu e-mail yazan kısımda ID numaramızı gireceğiz. ID numaramızı girdiğimiz zaman burada set user'ı değiştirecek. Olay bu. No user, tamam. Bus yok. Tamam. İnşallah bu defa çalışmıştır. UID'ye gerek, doğru. User ID'de sadece bir değer var. Set, direkt aslında burayı set edebiliriz. Set. Setnek. Setnek kullanalım. ID parse i32'ye parse et, unwrap. Klona da gerek yok aslında. Hatta hiçbirine gerek yok. Şunlara da gerek yok. Direkt user ID'yi set ettik, değiştirdik değerini. Tamam. Birinci kısım tamam. Evet. Hatta bir de test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Buraya println'e yazalım. Ne yazalım? Mesela User ID yazalım. User ID yazalım. Bakalım çalışacak mı? Print burada hata vermezse iyi. Of. Tamam. Ambitious. Evet. Printlene is ambitious. E-print deneyi kullanacağım şimdilik. Bakalım neyse. Ya arkadaş. Ambitious.
Bakın burada çiğ. Bakın. Imports printlerine. Ha, tamam. Başka nerede kullanılmış? Ne diyor burada? Ben başka yerde 100 burada da mı kullanmışım? Niye? Bu kadar zor, zahmetli olmasaydı iyi olurdu. Also referred to the macro imported here. Or use self printlerine to refer to. Tamam. Öyle yapalım. Self printlerine. Hı, tamam. Şuradan şeyi açalım. Aa, geliştirici araçları. Kütelim. Oh. Result unwrap. Oh, doğru ya. S değerini girdik. Hata. Normal. 2. Mutable, mutable 2. Tamam. Tabi buraya biz az önce harf girdiğimiz için mesela hata verdi. Dolayısıyla buna burada ID parse ediyoruz ya IOTSKI'ye. Haliyle IOTSKI tabi bir sayı olmak zorunda. O yüzden biz bunun hangi özelliğini değiştireceğiz? Input type özelliği ne olsun? Number. Input type text default. Buraya sadece sayılar girilsin dedik. Niye böyle can çekişmeye başladı? Bilgisayar şu anda can çekişiyor resmen ya. Evet, buraya artık harf yine girebiliyoruz. Ben ne anladım bu işten? Harf girememem lazımdı ya. Ben niye buraya harf girebiliyorum? Mesela ilk harf giremiyorum. Tamam. Şu anda ve giremiyorum. Neyse hata veriyor ama ilkinde hata veriyor. İlginç. Neyse tamam. Şimdilik bu tamam. Aynısını bu defa user name için yapalım. ID'sini değiştirdik. Şimdi de username mutable string diyelim. Gerçi bu string için şimdi dırdır etmesin. Vallahi string için dırdır etmez diye umut ediyorum. String. Hadi. Tamam. Burada da username setNek. Burayı da mesela name yapalım. Name. Burayı parse etmemize artık gerek yok. Name. User name diyelim bu defa da bakalım. Bir sıkıntı çıkacak mı? Set user ID değil bir defa name. Tamam. Evet, bu defa derlendi. Bakalım ismi yazdığımız zaman ekrana isim yazmıyor. Çünkü biz burada fonksiyonu
Set password değil, set user name fonksiyonunu kullandık. Şimdi evet. Bu defa bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yaptığımız buradaki değişiklikler çalışıyor. Burada neyi kullandık? Yine text input'un on change özelliğinden set username fonksiyonunu çağırdık. O da burada. Set username ne yapıyor? Buradaki mutable fonksiyondan aldığı değeri set ediyor. Yani içeriğini değiştiriyor. Ne yapıyor? Input'tan gelen değerle eşitliyor. Daha sonra biz println ile bunu yazdırıyoruz. Aynı şeyi biz burada id için de yapmıştık. Şimdi de asıl olay burada patlak veriyor. Login'e tıkladığımız zaman tabi buraları da bir değiştirelim. Burası id diyelim mesela. Anlaşılır olsun. id placeholder id type number tamam. Password kısmına da name diyelim. Name burası da name olsun. Name password olmasın burası. Text olsun. Text tamam. Şimdi butona tıklandığı zaman onPress login fn login hiçbir değer almayacak. Hiçbir değer şey yapmayacak ama bir tane user oluşturacak. Geliyorum buraya diyorum ki let user eşittir user. Bu bizim user'ımız buradaki user tabi. Şuradaki nerede? Heh, şu user'ımız. Geliyorum buraya user'ın şeylerini bir oluşturalım. ID eşittir şu olacak. First name eşittir ne olacak? Şu. Username ID'si User ID'den değeri alacağız. Tabi aldığımız bu değeri get diyoruz. Değeri alıyoruz. Daha sonra bunu klonluyoruz. Klon. Aynısını buraya da geliyoruz bu defa. User name fonksiyonundan yani şuradan user name bilgisini aldım. Bunu get ettim. Daha sonra bunu klonladım. Neden klonluyorum? Çünkü butona bastığım anda o sırada bellekte static mutable var ya belki üzerinde bir değişiklik yapılacak o sırada. Ama ben o değişiklikleri istemiyorum. Ben bastığım anda o sırada hangi değer varsa onu alacağım. Daha sonra üzerinde değişiklik yapılıyor mu, yapılmıyor mu beni ilgilendirmez diyorum. Buraya noktalı virgül. Sonra aldım bu user'ı nereye ekliyorum? Şuraya. Get user demişim ya. Burada biz ne yaptık? User aslında burada options değeri. None vermiştik. Ben şimdi bunu sum yapıyorum. Get user user set bu bir option olsa olduğu için sum ve kim user. Nerede? 86. Niye ya? String. Aslında username. Ben bunu nasıl yapmışım ya burada? Take demişiz ama take yanlış olur. Artı sign set name. Biz burada hangisini hata veriyor bizde? 86'da. 86 şurası. Username'i al demişiz. Burada nasıl kullanmışız onu? Sign in email set name. Get set get nerede kullanmışız? Get kullanmamışız aslında hiç.
Şurada kullanmışız. Bakalım. Get user nerede benimkisi? Şurada. Login user. Password get cloned. He, copy olmadığı için biz burada get kullanamıyoruz. Direkt get clone diye bir değeri varmış. Tamam. Anladım şimdi. Copy'yi biz string üzerinde kullanamıyoruz demiştim ya. Copy yok. Dolayısıyla biz bir string değeri ne yapabiliriz? Ancak klonlayabiliriz. Copy ile clone arasında teknik olarak nasıl bir fark var? Yani copy küçük işlemler için kullanılıyor. Yani primitive types'lar için kullanılıyor. Clone ise biraz pahalı bir işlem. Yani bellekte biraz daha fazla yer işgal eden bir işlem. Haliyle böyle string gibi, efendime söyleyeyim, vektörler gibi yerlerde implement edilmemiş. Ha, siz implement edebiliyorsunuz mesela. Ama çok da sağlıklı olmuyor. Yani tavsiye etmiyorlar daha doğrusu. Yoksa herhangi bir sıkıntı yok. İmplement edebilirsiniz. Neyse biz bunu yaptık. Yadımızı da yazdık. Login dedik. Login. Tamam. Şimdi bunun değişikliğini nereden anlayacağız? Amacımız şu. Login dediğimiz anda burası burada yazdığım isim olacak. Bakalım olacak mı? Dolayısıyla ben geliyorum buraya. Hani burada login home demiştik. Daha doğrusu pardon, header demiştik. Header'da da işte right menüde ben buraya geliyorum. Child signal. Neye göre child signal? Bunu neye göre yapacaktık? Child signal'ı user'dan alacağız bilgiyi. Yani get user child signal. Yani buradaki ekran, yani demek istediğim şey şu: signal'da mesela child dediğimiz zaman sadece düz HTML ekliyor, ama child signal dediğim zaman bak burası, buradaki değer değişecek, değişebilir. Buna göre pozisyon al demiş oluyorum child signal'da. Ve geliyorum buraya, child signal neye göre değişecek? Get user'daki değere göre değişecek. Sonra ne yapıyorduk bunu? Map mi yapıyorduk? Get mi yapıyorduk? Bir bakalım. Child signal. Nerede bu signal'ı biz nerede kullanmıştık? Child signal. Signal diyoruz burada. Direkt signal. Tamam. Signal. Yani orada bu veride herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol et. Map kullanıyoruz. Bu map mesela bir iterator fonksiyonu, yani birçok struct yapısına inama falan implement edilmiş halde. Bu nedir aslında? Şu. Hani options ya. Options sum da olabilir, none da olabilir. Biz mesela ama options'ta map kullanmak biraz değişik oluyordu ya. Onunla şimdi tekrar cebelleşmek istemiyorum. Yalan olmasın. Evet. Neyse. Map user. Yani burada gelecek olan user'a bakacağız biz map'te ve diyeceğim ki eğer if ya da match diyelim. Match user, bizim user'ımız bir sum mı? Sum ise kullanıcıya biz u diyelim. Ve sum ise ne desin mesela? Buraya gelsin. Bu defa login demesin. Ne yapsın? U'nun first name'i. U nokta first name. Evet. Bu wow. Ne alaka lan? Tamam. Ya da none ise şunu eklesin. Map. Ha, bir de child'ı ekleyelim. Tamam, bakalım.
Unclosed delimiter. Map. Ha, tamam. Şimdi map nerede? Tamam, map bitti. Child signal burada. Tamam. Ha. Signal not colored on static zoom table set the option used unsatisfied trans ney. Get user signal. Niye biz burada kullanıyoruz? Çalışıyorsun. Page ID ile bunun arasında hiçbir fark yok. Signal get table. Burası biraz zahmetli olacak gibi. Yine kopya çekeceğiz. Geliyorum buraya. Router header'a geliyorum. Ne yapmışım ben burada? Signal referans kullanmışım. Signal'ı kullanmamışım. Signal referans kullanmışım. Supplied zero argument. Tekrar buradan. Direkt map'i kullanmış aslında burada. O yüzden bunu kullanmamıza gerek yok. Şöyle. Signal reference match user u cannot move demiş. Arm binding user match user niye taşınamıyor ya? Taşınabilmesi lazım. Referans kullanmışız. Copy traits. Şöyle yapsak. Tamam. Burada tabi referansını yazınca değişken taşınmamış olacağından dolayı, fonksiyona taşınmadığından dolayı hala bile sahipliği bu fonksiyonun içinde kalıyorum. Mevzu biraz zor. Bakalım. 5 Mehmet. Evet, gördüğünüz gibi login dediğimiz anda burası değişti. Mehmet oldu. Şu anda her defasında login dediğimiz zaman, login'e geldiğimiz zaman ID 5, isim Mehmet yazdığımda hop burası Mehmet olacak. Ama burası niye gitmedi? Bunu da aslında diğer örneklerde yapmıştık. Bunun da sebebi şu. Router'daydı. Router'da login sayfasına geldiğimiz zaman if not kullanmıştı ama niye not kullanmıştı? If get user not diye bir fonksiyon kullanmıştı. Neden not diye bir fonksiyon kullanmıştı? Tam hatırlamıyorum ya. If get user bunu bir ekleyelim. Get user get niye eklemiyor bu? Import et. Niye get user yok ya? User'ı biz elde ekleyelim. Tamam. Get user. Daha sonra get lock mode. Lock mode. Get is none ise isam ise ne yapsın? Return etsin. Kimi return etsin? Bu örnekte ne yapmıştı? Router. Router fonksiyonuna
Page login. Bir dakika ya, buradan kopya çekeceğim valla. Tam emin olamıyorum çünkü. Pages'ta değil de burada vardı. Content derece router. Router'da emin olmak için bakıyorum ama Pages'ta bakalım bir de. Evet. Burada router'a bakalım. Yönlendirme yapmış aslında kısaca. Yönlendirmeyi nasıl yapmış ona bakıyorum. Bu NAT nereden çıktı ya? Ben hiç kullanmadım bu NAT'ı. Replace yapmış. Ha, replace. Yani değerini replace yapmış. Router replace ne olsun? Root home olsun. Eğer giriş yapmış ise, eğer giriş yapmış ise, yani user bir sum değeri var ise router replace etsin. Router tabii. Bakalım. Router root home sayfada vardı. Router root'a dönecek. Mesela diyelim ki giriş yapmış kullanıcı. Bir tane sum değerimiz var. Ne yapacak? Eğer kullanıcı diyor sum ise replace et. Kimi replace edecek? Router'ı replace edecek. Root yapacak. Root tekrar başa döndüğü için, bu fonksiyon tekrar signal aldığı için ne yapacak? Bu defa root kısmına gelecek. Bu da home sayfasına geçecek. Yani biz giriş yaptığımız anda sayfa yönlendirilecek. Olay bu. Bakalım çalışacak mı? ID'miz 4 olsun. İsim Mehmet olsun. Login. Af. Login Libre'ye gelmesi lazım ya. Lakmut yaptım ben ama Lakmut'a gerek var mıydı? Emin değilim. Bir bakalım. Lakmut'a gerek yok. Kitlediğim için o artık olmuyor. Dolayısıyla kitlemeye gerek yok. Direkt yazıyoruz. Get user is some. Burada muhtemelen hata verecek. Signal kullanmam lazım ama is user logged. Bu NAT nereden geliyor? Bu NAT biraz değişik bir şey olması lazım ya. Ne alaka? NAT diye bir şeyimiz yok. Muhtemelen bu da signal referansın, daha doğrusu feature signals'ın bir özelliği. O yüzden NAT diyelim. Biz de bakalım. Ama bizde yanmıyor. Hata verecek. Niye ben de hata veriyorum da hata vermiyorsun lan? Up is user logged. Ha, bu sadece tamam. Get user buna ben NAT'ı kullanmayı sevmiyorum. Get user get is some. Gene get referans kullanmam lazım. Referans. Referansı nasıl yazacaktık? Neyi alacaktık? Signal. Signal. Ref. Signal referansını da alamıyoruz. Ne yapmamız lazım ya? Başka bir şey lazım da bize. Hangisiydi? Lakmut muydu? Bir lakmut kullanalım. Lakmut bana çok da şey gelmiyor ama. Bakalım. Hadi bakalım. Login diyelim. 5A.
Ama sayfa gitmedi. Sayfanın değişmesi lazımdı. Amacımız sayfanın değişmesiydi. Yine kopya çekeceğiz. El mahkum. Biz burada router'larını yapmışız. Bunu kullanmak istemiyorum ama sanırım başka bir yöntem yok. Yine apt'a kullanmışız. App nerede? App is user logged ne yapmış? Map. Map kullanmış. Yani sadece map mi kullandın lan? Zaten beri kanser ettin beni ya. Onu ben de kullanabilirdim ya. Neyse o zaman router'a geliyoruz. Get user map. Map. User. Bu ipi kullanmaya gerek yok. Bunu kullanmaya gerek yok. User match. If user is some bu kadar. Evet. Tamam. Ya işte bu picture signals biraz ortalığı karıştırıyor. Neresi bu ya? 89. ne alaka ya? Ha, tamam buralarda yine bir şeyleri yanlış yönlendirmişiz. Set map'i kullandık. Buna gerek yok. Tamam. Yine bakalım. 89 router yine yok diyor ya. Nasıl yok lan? Root, root, page, login. Geçiş. Aman valla olduğu gibi kopya çekelim daha iyi. En iyisi bu. Şu. Bir user. Yok buradan değil, buradan değil. Logged user. Options is some. Options is some. Ben bunların hepsini option is some. If options is some ise bunu yönlendir. Ulan inşallah bunda da hata vermezsin ya. Kapalı. Yine kopya çekiyoruz. Yine logged user map logged user map options is some burada hiç şunu almıyor. Öyle şükür. ID 5 isim A login. Replace yapmıyor ya. Replace yapmıyor ya.
ID 5. Aa. Dojin ha. Aa, aynı anda değiştirmiyor sadece. O yüzden router roots yani login olduğunda router go. Bakalım router'ın go'su var mı? Router go. Tamam. Tamam. Yani biz burada yaptığımız işlemlerde tabi burası biraz zahmetli oldu. İşin doğrusu beklemediğim kadar zahmetli oldu. Neresi? Router zahmetli oldu. Kullanıcı giriş yaptığı zaman ne olacağını falan belirtemedim. Bu map konusu kafamı baya bir karıştırdı. İşin doğrusu bunu kafamın karıştırmasının sebebi bu feature signals olayı gerçekten kafa karıştırıcı bir şey. Burada biraz zorlanıyorum. Bazı konuları orada anlamakta zorlanıyorum. O yüzden bu map fonksiyonu mesela normalde iterator'dan geliyor ama bu iterator buna özel olarak implement edilmiş. Bu options isim kısmını işte nedir? User'dan gelen değer tabii statik bir değer olduğu için özel kendine ait map'i var. Buradan isim ise yani kullanıcı giriş yapmış ise router'ı her defasında ana sayfaya yönlendirecek. Değilse login sayfasını açacak. Ama biz bunu yaparken mesela login anında yani kullanıcı giriş yaparken sayfanın değişmesi için herhangi bir şey yapmadık. Onu da buradan yapıyoruz. Router go diyoruz. Şuraya git diyoruz. Gidiyor. Tekrar bir bakalım. Olmuş mu? 5 A. Evet, bu defa oldu. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Birinci aşaması şimdilik bu kadar. Ama tabii bizim burada aslında yapmak istediğimiz şey şu. Ben burada mesela biraz daha hem kafa kulak rahat hem video çekme falan yok. O yüzden biraz daha rahat. Burada mesela bayağı bir kod girmişiz. Burada mesela kullanıcı sunucuya veri girmiş. O sunucudan aldığı verileri kullanıcı bilgilerine eklemiş. İşte session olarak kaydetmişiz. Backend'da bunun için gerekli olan ayarlamaları yapmışız. Veri tabanlarını girmişiz. Gibi gibi bir sürü burada fonksiyon türetmişiz. Ben işte bu fonksiyonları uzun uzun yazmamak için kısa tutayım diye yazıyorum ama video 2 saat sürüyor niyeyse gene de. Evet, biraz uzun sürdü. Bu da sıkıcı. Ama bundan sonraki Canvas inşallah. İnşallah Canvas'a geçmiş olduk. Yani burada ben niyetim şu. Diyelim ki bizi buradan WebAssembly'den bir şeyler üretmek istiyorsa bile ne olacak? Hani ilk aklına gelen şey işte sayfalama. Oradan oraya gitsin, buradan buraya gitsin. İşte buraya giderse sayfanın şekli şöyle olsun, böyle olsun. İşte giriş yapsın gibisinden. Tabii ben giriş kısmını anlatmadım. Çünkü giriş kısmı başlı başına backend tarafında bir sürü paketin kurulması demek. İşte veri tabanını kuracaksın, veri tabanını ayarlayacaksın, environment'ı yapacaksın falan filan, sorguları yapacaksın, SQL kuracaksın. Bunlarla uğraşmak istemediğim için gayet basit bir şekilde kendimize ait şöyle basitçe işte adını girsin, hemen kayıt olmuş olsun gibisinden bir ekran yapmış olduk. Çalıştı. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Bir sonraki konuda da biz home kısmında bu defa Canvas'ı göreceğiz ki Canvas ben bunun için bayağı bir çaba sarf ettim. Yani kimsenin izleyen kişi varsa eğer hani akılda bir şey kalmasın diye biraz anlatıyorum. Ama hani ilk etapta bu konular gerçekten baya baya paket isteyen şeyler. Bir de bu işin içine Rust girince, WebAssembly girince, yeni kütüphaneler girince bir miktar böyle sıkıcı oluyor. Hani ben yaparken çok sıkılmıyorum ama anlatırken sıkılıyorum. Neden? Çünkü benim kafamın çalışmasının şekliyle sizin kafanızın ya da beklentilerinizin uyumlu olması çok zor. Şimdi siz bambaşka kütüphaneler kullanmışsınızdır. O kütüphanelerdeki kolaylıkları görmüşsünüzdür. Buraya gelirsiniz. Aa, burada çok karmaşıkmış falanmış filanmış.
Böyle de olur mu? Ben buna bu kadar uğraşır mıyım falan diye düşünürsünüz. Bu da haliyle işi sıkıcı yapıyor. Yani bana eğlenceli gelen bir şey size sıkıcı gelebiliyor. Ama yine de hani ne olur ne olmaz. Olur da bir tanesi sıkılmazsa, ya ben Rust'ı kullanacağım, ben WebAssembly'yi öğreneceğim falan derse, en azından görmüş olsun diye dersi biraz uzatmış olduk. Neyse, bundan sonraki dediğim gibi benimkisi Canvas. Yani ben kendi işimi yapacağım. Canvas ile ilgili bir projem var. Onu yapacağım. Bakalım bundan sonraki dersler eminim gayet eğlenceli geçecek. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.